Merhaba, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Göreve başlayalı yaklaşık 1,5 ay oldu. Bugün ilk defa toplanıyoruz sizlerle bu tanışma toplantısında. Evet, zor bir görev devraldığımın farkındayım. Sizler de biliyorsunuz Kayserispor'un son seneleri çok güzel geçmedi. Ama şehirdeki potansiyeli, kulüpteki potansiyeli biliyoruz. Başkanımız çok istekli bir başkan. Kulüp için maddi manevi tüm desteği vermeye hazır. Başarılı olmak istiyor. Burada yanlış yönetilen bazı süreçler olmuş geçmiş yıllarda. Şimdi elimizdeki kadroyu güçlendirerek yanlış yönetilen o süreci biraz daha düzelterek yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Burada sizler, bizim halkla buluşmamızdaki ilk nokta sizler olacaksınız. Siz de burada çok emek veriyorsunuz buranın basın mensupları olarak ve ulusal basından önce sizlerin kulüple ilişkisinin daha iyi olması, daha çok hızlı haber almanız gerekiyor. Biz bu konularda daha şeffaf olmaya çalışacağız. Kulüpteki konularla ilgili. Sezon bizim için 12 gün önce başladı. İdmanlarımız güzel gidiyor. Bazı oyuncularımızı da yollara ayırdık. Yeni oyuncular katmaya başladık. Transfer tahtamız da çok yakın zamanda açılacak. Ve bunları resmi olarak açıklayacağız. Çoğunuz zaten takip ediyorsunuz olanları. Gerçekten inceleyip sık dokuyoruz. Çünkü buraya geldiğimde özellikle kulübün bir scout ekibinin olmaması, data analiz ekibinin olmaması, bununla ilgili fazla hazırlıkların bulunmaması durumu vardı. Şu anda bu ekipleri kurduk. Daha önce çalıştığımız yerlerden gelen network'ümüzle de, database'imizle de bu konuda hazır bir şekilde geldik. Buradaki eksikleri bilerek geldik. Yıldız transferi demek isim olarak bazen güzel oluyor. Şehirde bir heyecan yaratıyor. İmzalar atılırken her şey hoş oluyor ama ondan sonra onlar sahada performansı önemli olan. Biz buraya sahada performans verecek, ardından şehrin seveceği, Türkiye'nin takdir edeceği oyuncular getirmek istiyoruz. O yüzden isim çok önemli değil. Tabii ki hem isim olup hem performans verirse herkes için çok iyi. Ama biz asıl hedef doğru oyuncuyu alabilmek burada. Biliyorsunuz federasyona kayıt ederken oyuncuları 28 tane oyuncu kayıt edebiliyoruz. Kayserispor'a ilk başladığımızda 18 yabancı oyuncu vardı. Yani büyük ihtimalle bizim 14 tane yabancımız olacak kadroda kayıt yaparken. Ve bu Türklerden de 14 Türk'ümüz olacak. Bu 14 Türk'te de bazı şartlar aranıyor. Nedir bunlar? 4 tanesi kulüp yetişme Türk olmalı. Yani bizde kulüp yetişme Türk kimler var? İşte Doğan, Emre, Eray, Talha, Nurettin. Bir kişi daha var. Talha, Eray, Nurettin. Yani toplam 6 tane bizim kulüp yetişme Türk oyuncumuz var. Bunlardan 2 tanesi 97 doğumlu Türkiye'de yetişmiş olacak. Sonuçta 14 Türk oyuncunun 6 tanesi bu şekilde bu kontenjanla gitmiş oluyor. Kulüplere 8 tane serbest Türk oyuncu hakkı tanınıyor. Bunu kulüpler bildiğinde de dile getirdik. Bu çok az bir sayı. Yani ya bu 28 kişilik kadro sayısının biz 32'lere çıkmasını istiyoruz. Ya da bu kriterlerin yumuşatılmasını istiyoruz. Daha evvel buradan örnek vereyim. Mesela İlhan Parlak kulüp yetişme oyuncu oluyordu ve o kontenjanda kullanılabiliyordu. Ama bugün baktığınızda orada 97 doğumlu oyuncu kıstası getirildi ve genç oyuncuları kullanmak durumundasınız. Bu tüm kulüplere problem yaratacak. Niye problem yaratacak? Çünkü bu kurallar 2 ay önce açıklandı. Bunlar 3-5 senelik planlar neticesinde olabilecek şeyler. İkinci sorunuz hedeflerle ilgiliydi. Ben geldiğimden beri burada hep Kayserispor'da şu konu konuşuluyor. İşte düşmeyelim, düşme tehlikesi yaşamayalım diye. Ben biraz daha büyük düşünüyorum bu konuda. Çünkü bu şehir gerçekten bunu hak ediyor. Yani 4 büyük kulüpten sonra Türkiye'de en fazla Kayserispor ve Gaziantepspor tepeyi zorlayan kulüplerdi. Tekrar o seviyeye gelmeliyiz. O seviyeye gelmek için 3-5 yıla ihtiyacımız var falan demeyeceğim ben. Çünkü Türkiye Ligi öyle bir lig değil. Yani doğru Türk oyuncuları koyduğunuzda, 3-4 tane iyi yabancı aldığınızda ben ilk 10'da, ilk 8'de bulunabileceğimize inanıyorum ve bu hedef için oynayacağız. Yani biz de Kayseri basını olarak da bu söylemden artık vazgeçip hedefimizi biraz daha büyük tutmalıyız. Çünkü bu şehirde neredeyse büyük kulüplerde olmayan bir tesis var. Çok güzel bir stad var. Bunu yapmak için her şart mevcut. İyi bir başkan var, istekli, maddi manevi her şeyi vermek istiyor. O yüzden birazcık hedeflerimizi büyük tutmalıyız. Bahaneler bulmaktansa doğru çözümleri kısa vadede bulup hedefe doğru ilerlememiz gerekiyor. Üçüncü soru sanırım Mensah'la ilgiliydi. Şu anda kampa katılmayan iki oyuncumuz var. Biri Mensah, biri Melih Okutan.
Pazartesi gelmesini bekliyoruz. Mensah kulüp için değerli bir oyuncu. Bizim için de değerli bir oyuncu. Maliyeti yüksek kulübe. Şartlar oluştuğu takdirde bir şey çıktığı şekilde yollarımızı ayırabiliriz. Ama bizle kalacaksa da ondan en iyi şekilde faydalanmamız lazım. Değerli bir oyuncu şu anda takımda devam ediyor. İlk başladığımda 18 tane yabancı vardı. İlk olarak Sabovic, Kimki kulübüyle anlaştı Rusya'nın. Ardından Sapunaru ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedildi. Kanga ile aynı şekilde. Lennon ile ilgili de ailevi bazı problemleri olduğu için izin istedi. Şu anda görüşüyoruz. Daha feshettik sözleşmesini, Lennon ayrıldı diyeceğim bir durum yok. Ama muhtemel o da gözüküyor. Şu anda mevcutta 14 tane yabancı futbolcumuz bulunuyor. Pazartesi günü 2 tane de aramıza katılabilir. Yine 16'yı bulabiliriz. Doğrudur. Kendisi bu akşam şehrimize gelmesini bekliyoruz. Şöyle, ben buraya ilk başlarken de başkanla görüşmelerimde ve teknik direktörümüz Yalçın Hoca ile görüşmelerimde ben Fernandez'in çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çok yetenekli bir oyuncu. Takımın kalitesinin üstünde bir yetenekleri ve kariyeri olduğuna inanıyorum. Geçen sene Fernandez'in buraya geç bir gelişi var. Bir hazırlık kampı geçirmediği bir dönem var. Sıkıntısı olabilir, bilmiyorum onu. Şimdi Fernandez sezon başı kampına tam zamanında katıldı. Çok fit olarak katıldı. Bugünlerde antrenmanın en başarılı oyuncularından bir tanesi. Biz Fernandez'den faydalanmayı düşünüyoruz. Fernandez konusu.